Merhabalar, Tenkil Müzesi'ndeyiz. Zulüm döneminde ağır insan hakkı ihlallerine maruz kalan insanların eşyaları burada sergileniyor. Size ilk olarak göstermek istediğimiz isim Halime Gülsu'nun eşyaları. Halime Gülsu bir İngilizce öğretmeniydi. Tek suçu annesi babası cezaevine atılmış çocukların yardımlarına koşmasıydı. Bu yüzden cezaevine atıldı. Cezaevinde ilaçları geç verildiği için hayatını kaybetti. İşte o ilaçları ve cezaevinde giydiği başörtüsü ve bluzu de burada sergileniyor. Bir diğer isim Gülfem Yeni. Gülfem Yeni eşi ve iki çocuğu Ege Denizi'nde gözleri önünde hayatını kaybeden bir kadın. Bir eğitimciydi, bir yurt idarecisiydi. Çocukları Burhan ve Nur Banu gözleri önünde ve eşi Gökhan Yeni gözlerinin önünde Ege Denizi'nde hayatlarını kaybettiler. Gülfem Yeni tekrar hayata tutundu, ülkesine döndü. Türkiye'de yeniden bir üniversite okumaya başladı. Çanakkale'de yeniden bir operasyon yapıldı ve Gülfem Yeni'yi tekrar polis gözaltına almak istedi. Gülfem Yeni bu yaşadıklarına isyan etti ama hayata tutunmaya devam etti. Burada gördüğünüz kıyafetler 2 yaşındaki Burhan ve 8 aylık Nur Banu'nun kıyafetleri. Bunların yırtık olmasının nedeni ise şu, cenazeleri bulunduğunda üzerinden bu kıyafetler çıkartılamayacak durumdaydı. O yüzden makasla kesilerek çıkartılmak zorunda kaldı. Şimdi özgürlük yolunda yok edilen bir isimden bahsedelim. Esma Uludağ. Esma Uludağ İzmir Karabağlar Kaymakamlığı'nda çalışıyordu. Çocuğunu Yamanlar Koleji'ne gönderdiği için hedef olan bir isimdi. Bu yüzden gözaltına alınmak istendi. Mobbinge uğradı. Eşi Mehmet Ali Uludağ da zabıtaydı. Kendisinin de hizmet hareketi iltisakı nedeniyle üzerindeki baskı artıyordu ve yurt dışına çıkmaya karar verdi. Almanya'ya çıktı. Almanya'ya geldikten 3 ay sonra da Esma Uludağ 3 çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkmak istedi. Meriç'i geçerek Yunanistan'a geçti. Yunanistan'da onları çok zor günler bekliyordu. 6,5 ay aile birleşimi için beklediler. Bu süre zarfında 8 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. 3 çocukla beraber büyük stres altındaydı. Çok zor günler geçirdi ve önce felç, arkasından da beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti Yunanistan'da. Esma Uludağ çok başarılı bir öğrenciydi, çok başarılı bir çalışandı, çok başarılı bir memurdu. Hem anne hem memur hem de dereceli öğrenci diye gazetelere haber bile olmuştu. Ama Esma Uludağ'dan geriye Meriç'i geçerken üzerinde bulunan kıyafeti, çantası ve başarı belgelerinden başka bir şey kalmadı. Tenkil sürecinin en yürek yakan hikayelerinden birisi Akçabay ailesine ait. Akçabay ailesi 18 Temmuz 2018'de Yunanistan'a geçmek için Türkiye'den yola çıktı. Meriç Nehri'nde botları alabora oldu. Murat Akçabay 3 evladını ve eşini kaybetti bu bot kazasında. Ve akabinde günlerce çocuklarını bulabilmek için, cenazelerini bulabilmek için arama çalışmaları yaptı. Tek başına aradığı günler oldu. 2 gün sonra eşinin ve küçük çocuğunu, ertesi gün diğer çocuğunu buldu. Ancak bir evladının cenazesini hala bulamadı. Akçabay ailesinin Meriç'te yaşadığı kazanın bir benzerinde Kara ailesi Ege Denizi'nde yaşadı. 6 yaşındaki Mustafa ve 8 yaşındaki Gülsüm hayatını Ege Denizi'nde kaybetti. Kara çifti küçük çocuklarıyla beraber, küçük bebekleriyle beraber Sakız Adası'na çıkabildi. 2 tane evlatlarını ne yazık ki Ege Denizi'ne verdiler. Geriye Gülsüm ve Mustafa'dan işte bu mavi balon, bu gözlük ve kıyafetler kaldı. Dedesinden aldığı 5 liralık harçlık da pantolonun cebinden çıktı. ...2019 Eylül ayında Sakızadası açıklarında yine çok büyük bir acı yaşandı. İş adamı Aslanoğlu Zembil, 12 yaşındaki oğlu Mustafa'yı, eşi Meltem'i ve kayınvalidesi Kevser Sezer'i Ege'nin soğuk sularında kaybetti. İşte buradaki eşyalar da onlara ait, hayatını kaybeden isimlere ait. Bu Mustafa'nın telefonu, annesinin başörtüsü ve anneannesinin başörtüsü. Doçent Doktor Ahmet Turan Özcerit, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde akademisyenlik yapıyordu. 27 Temmuz 2016'da 15 Temmuz'un hemen ardından gözaltına alındı, cezaevine konuldu. Safra kesesinde problem vardı ama cezaevi yönetimi bunu önemsemedi, doktora görünmesine izin vermedi. Tam 1 yıl sonra Özcerit'in kanser olduğu ortaya çıktı. Kalın bağırsak kanseri akciğerine ve karaciğerinde de metastaz yapmıştı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat oldu. Doktorların 5 ay ömrü var denilmesine rağmen hazırlanan 2 raporla tekrar cezaevine gönderildi. Eylül 2017'de cezaevinden tahliye edildi. Bu geç tahliye ne yazık ki bir işe yaramadı. Tahliyesinden sadece 5 ay sonra Özcerit hayatını kaybetti. Geriye Özcerit'ten cezaevinde çekindiği, ailesiyle beraber çekindiği bu fotoğrafı, fotoğraftaki tişörtü şu an Tenkil Müzesi'nde sergileniyor. Kızı için, kızı Dilara için yaptığı, cezaevinde yaptığı bileklik ve oğlu için yazdığı mektup var. Mektupta Özcerit, adalet ve doğruluk vurgusu yapıyor. Tenkil sürecinin sembol isimlerinden birisi Gökhan Açıkkollu. Gökhan Açıkkollu bir eğitimciydi, bir öğretmendi. İstanbul Emniyeti'nin bodrum katında gördüğü işkence sonucu öldürüldü. Bu işkence raporlarla da sabit durumda. Burada Gökhan Açıkkollu'nun işkence sırasında kırılan gözlüğü de sergileniyor. Tenkil Müzesi'nde ayrıca Gökhan Açıkkollu'nun tişörtü, ehliyeti ve eşinin kendisine yazdığı bir not var. Seni çok seviyoruz, bizi merak etme, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. 28 Temmuz 2016 gece yarısı saat 2'yi gösteren not Tenkil Müzesi'nde sergileniyor. Gökhan Açıkkollu işkenceyle öldürüldükten sonra cenazesi verilmedi ailesine. Hainler mezarlığına gömülmek istendi ama ailesi buna itiraz etti. Hem işkenceciler hakkında dava süreçlerini başlattılar, hukuk mücadelesini başlattılar. Çünkü raporlarla, adli tıp raporlarıyla işkenceyle öldüğü sabitti. Ve hainler mezarlığına Gökhan Açıkkollu'nun gömülmesine de izin vermediler. Bu acı ölümün 2 yıl sonrasında Gökhan Açıkkollu'nun eşi bir telefon aldı. Gökhan Açıkkollu'nun çalıştığı okulun müdürü arıyordu. Ve kendisine Gökhan Açıkkollu'nun göreve iade edildiği bilgisini verdi. Gökhan Açıkkollu ölümünden 2 yıl sonra göreve iade edilmişti. Gökhan Açıkkollu'yu terörist olarak yaftalayan devlet ölümünden 2 yıl sonra bu hatasından dönmüştü. Ebu Bekir Altay, tenkil sürecinde Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan hizmet hareketi gönüllülerinden birisiydi. Arjantin'e gitti. Arjantin'de dondurma dağıtarak geçimini sağlıyordu. Arjantin'de yine bir gün dondurma dağıtırken kaza geçirdi ve kaza geçirdiğinde başındaki kask buydu, hayatını kaybetti. Tenkil Müzesi'nde sergilenen en dikkat çekici eşyalardan bir kısmı da burada işkence mağdurlarının eşyaları, kanlı bir tişört, kırılmış bir saat, kırılmış bir gözlük burada duruyor. Bir diğer sergilenen eşyalar ise oyuncaklar, çocukların cezaevlerinde anneleri tarafından yapılan, cezaevindeki imkanlarla yapılmış şişe kapaklarından, bal şişesinden, çoraptan, pipetten yapılmış oyuncaklar var. En altta gördükleriniz ise amigurumi ismi verilen bebek oyuncaklar. Buraya kadar anlattıklarımız daha önce Tenkil Müzesi'nde sergilenen ve pek çoğumuzun bildiği, yakından bildiği eşyalardı. Şimdi sizlere ilk kez Tenkil Müzesi'nde sergilenen bazı eşyalardan bahsedeceğiz. Bu eşyalardan en dikkat çekeni Ahmet Burhan Ataç'ın eşyaları. Ahmet Burhan Ataç biliyorsunuz kanser hastasıydı. Annesine pasaport verilemediği için Almanya'da göreceği tedaviye ne yazık ki zamanında gelemedi. Burada Ahmet Burhan Ataç'ın pasaportu, en sevdiği Iron Man oyuncağı ve tişörtü var. Annesi Zekiye Ataç kendisine Almanya'daki tedavi sürecinde giymesi için bir ayakkabı almıştı. Ama ne yazık ki Ahmet Burhan Ataç o ayakkabıyı hiç giyemedi. Bir diğer sergilenen eşya ise Nesrin Genç Osman'a ait. Nesrin Genç Osman bir Kur'an-ı Kerim hocasıydı. Yeni sözlenmişti. Burada Nesrin Genç Osman'ın söz yüzüğü de var. Tenkil Müzesi'nde sergileniyor. Seccadesi var ve cezaevinde çekildiği tek kare fotoğraf da yine Tenkil Müzesi'nde sergilenen eşyalar arasında. Nesrin Genç Osman cezaevine girdikten 41 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer bir dikkat çeken eşya ise Tenkil Müzesi'nde sergilenen Hasan Değirmenci'ye ait. İş adamı Hasan Değirmenci Avrupa'da yaşayan bir iş adamıydı. Tenkil sürecinde mağdur olan pek çok insanın yardımına koştu. Yine Yunanistan'a gittiği bir ziyaret sırasında, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için gittiği ziyaret sırasında artık bu sıkıntılara dayanamıyorum dedi ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. İşte burada onun tişörtü ve seccadesi bulunuyor. Böbrek hastası Medine Arifoğlu zamanında tahliye edilmedi ve tahliyesinden kısa bir süre sonra yoğun bakımda hayatını kaybeden, tenkil sürecinin insan hakkı ihlallerine uğrayan mazlumlarından, mağdurlarından birisi. Burada da onun eşyaları ve ailesine yazdığı mektubu görebiliyoruz. Bekir Bıçakçı, burada Bekir Bıçakçı'ya ait bir pijama, fotoğraf ve yazdığı mektuplar var. Bekir Bıçakçı cezaevinde banyoda düştü ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Engin Erol da tenkil sürecinde hayatını kaybeden isimlerden bir tanesi. Doktorların tahliye edilmeli raporlarına rağmen tahliye edilmedi ve cezaevinde hayatını kaybetti. Tenkil Müzesi'nde sergilenen bir diğer önemli eşya da Zeki Güven'e ait. Zeki Güven eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden ödüller almış bir polis müdürü. 17-25 büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrasında da yine AKP'nin hedefi olmuş bir polis müdürü. 2018 yılında gözaltına alındıktan 40 gün sonra Sincan cezaevinde öldüğü bilgisi verildi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak söylendi ama Zeki Güven'in bilinen tek sorunu yüksek tansiyondu. Sigara içmeyen, sağlığına çok dikkat eden birisiydi. Çocukları ertesi gün görüşe giderken basından öğrendiler babalarının öldüğünü. Eşi kelepçeli halde Zeki Güven'in cenazesine katılabildi. Cenazesinin mezarının yanına yaklaştırılmadı bile. Zeki Güven'in ölümünden bir gece önce cezaevinden Dışarı çıkarıldığı ve sabahında hücresinde ölü bulunduğu iddiaları hala aydınlatılmış değil. Burada gözaltına alındığında üzerindeki tişörtü bulunuyor. Tenkil Müzesi'nde sergileniyor. Burada gördüğünüz mont ise KYK'lı sağlık çalışanı Caner Durukan'a ait. Caner Durukan'ın gözaltına alındığında üzerindeki mont bu fotoğrafta görülebiliyor. Tenkil Müzesi'nde sergileniyor. Caner Durukan hastaydı, tahliye edilmek istiyordu ancak tahliyesi o kadar gecikti ki tahliye sonrası hastaneye gittiğinde ileri düzey kanser olduğunu öğrendi ve kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. Sergilenen son yeni eşya ise bir yatak odası minyatürü. Bunu cezaevinde yatan bir baba hazırladı. Tenkil Müzesi'nde sizlere gösterdiğimiz bu eşyaların sahipleri kimine göre kurban, kimine göre kahraman. Ancak yaşanan binlerce acı ve sergilenmeyi bekleyen yüzlerce eşya var.